diğer azim öyküsüyle devam edeceğiz şimdi. Asrın felaketi onun bütün ailesini hayattan kopardı sayın seyirciler. Hataylı Türkçe öğretmeni Zeynep Nur Kalkan 4 gün boyunca enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Aylarca hastanede tedavi gördü ve bacağını kaybetti. Protez bacağa kavuşan Zeynep öğretmen acısını yüreğine gömdü. Evladı gibi gördüğü öğrencilerine sarıldı. TRT Haber muhabiri Birgül Yazıcı ve kameraman arkadaşımız Yasin Güngör'ün haberi geliyor şimdi ekranlarınıza. Ben öğretmen olarak doğdum, öğretmen olarak öleceğim. Bu gerçekten benim için yazılmış bir şiir gibi, bir şarkı gibi. İsmim Zeynep Nur Kalkan. 12 Şubat 1989, Yaydadağ doğumluyum. 6 Şubat depremi. O benim için çok zordu, tam bir dönüm noktasıydı. Oğlum işte kursa gidiyordu. Sabah kalkacağım, onun tostunu yapacağım. Koyacağım çantasına, giydireceğim üstünü, gideceğim. Ama öyle olmadı. Gece yarısı bir anda bir sarsıntı başladı. Çığlık sesleri, kimse yok mu? Sesimi duyan yok mu? Bu bağırtıları duymaya başladım. Dedim ki evet Zeynep Nur, yıkılmışız. Enkazın altındasın. Nerede olduğumu anlamaya çalışırken iki tane el. Dedim ki birileri buraya oyuncak bebeklerini düşürmüş. Kendi çocuklarım olabileceği aklıma bile gelmiyor. Dua ediyorum, Allah'ım diyorum, ne olursun çocuklarım yaşıyorsa ben de yaşayayım. İki çocuğum betonların arasında sıkışmış. Onların eliyim ister kal. Bayağı bir uğraştılar. Çok uzun sürdü. Kaç saat sürdü bilmiyorum beni çıkarabilmeleri. Önce çocuklarımı çıkardılar çünkü onlar benim üstümdeydi. Ayağım çok kötü dedi. Acil ameliyata aldılar. Mayıs ayının sonunda çok şükür hani protez artık takılmaya başladı. Haziran ayında ben yavaş yavaş protezle yürümeye başladım. Çok zor diyorum çünkü sevdiklerim, eşim, annem, erkek kardeşim, üç güzel evladım. Hepsi gitti. Ya ayağımın acısını hiç hissetmedim. Öyle söyleyeyim size. Hiç dokunmadı yani. Ben gerçekten hani öğretmenlikle tekrar hayata döneceğim, bunu anladım. Çünkü çocukların bana öğretmenim demesi, işte gelip benimle konuşması, gözümün içine bakması farklı duygular hissettiriyor. Seviyorum mesleğimi. İyi ki de bu mesleği seçmişim, iyi ki de öğrencilerim var. Yani memleketimde olmak ayrı bir güven duygusu veriyor bana. Burayı bırakıp gidebileceğimi hiç düşünmedim. Anladım ki onlar da sevgiye muhtaç, ben de sevgiye muhtacım. Böylelikle yaşadığımız acıları birbirimize sarılarak, birbirimize sevgimizi göstererek atlatacağız diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz'in bir sözü var. Kıyamet kopacak bile olsa elinizdeki fidanı dikin. O zaman biz de bu hayattaysak elimizde bir fidan mı var öğrencilerimiz? Onları en güzel şekilde yetiştirmemiz lazım. Ektiğimiz çiçeği en güzel şekilde nasıl sularsak o da bize öyle karşılık verecek. Son derece dokunaklı bir başka hikayeyi, Zeynep Nur öğretmenin hikayesini dinledik. Böyle büyük bir acının içinden geçerken dahi yüzünden eksik olmayan tebessümüyle her anlattığı, her paylaştığı birer kıssadan hisse demek mümkün. Onun acısını o eksilmeyen tebessümüyle anlattıklarını dinledik az önce.